Evet, öncelikle şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine, Milli Eğitim Camiamıza başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tabii öğretmenimiz Necmettin Yılmaz Urfa'da görev yaparken Pülümür Erzincan güzergahında 16 Haziran tarihinde hain ve alçak teröristlerce kaçırılmıştı. 12 Temmuz Çarşamba günü arama faaliyetleri esnasında Pülümür Çayı kenarında 25. kilometrede erkek cesedi bulunmuştu jandarmamız ve halkımız tarafından. Tabii bu öncelikle Malatya Adli Tıp'a gönderildi. Tanımayacak haldeydi. Burada babadan ve naaştan alınan kan ve deri örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu sabah erken saatlerde sağ olsunlar gerekli araştırmayı yaptılar ama maalesef üzücü haberi almış olduk. Yani bu kaybolan ceset bulduğumuz naaşın şehit öğretmenimize Necmettin Yılmaz evladımıza ait olduğunu öğrendik. Biz hemen ilk etapta Sayın Bakanımızı, Sayın Müsteşarımızı bilgilendirdik. Daha sonra da Gümüşhane Valimiz ve Malatya Valimizle görüştük. Naaşın Gümüşhane nakli ve gerekli işlemler zaten adli merkezlerimizde de yapılmakta. Arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz ilgilenmekte. Ben bu elim olaydan dolayı hakikaten çok çok üzüldüğümüzü belirtiyoruz. Ama şu güzel bir 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde 15 Temmuz'umuzu çeşitli Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, ülke genelinde etkinliklerle anıyoruz şehitlerimizi. Bugün olması da ayrı bir bizi üzdü. Çünkü bu vatanımız, bu toprağımız kolay vatan yapılmadı. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve sıhhat temenni ediyorum. Rabbim vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı bölmek isteyen hainlere, birlik ve beraberliğimizi bölmek isteyen hainlere fırsat vermesin diyorum. Hepimizin başı sağ olsun.